Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz İslam'da iki bayram vardır. Birisini Ramazan bayramı olarak Ramazan-ı Şerif'in akabinde kutlarız. Diğerini de hac günlerinde Kurban Bayramı olarak kutlarız. Cenab-ı Rabbul Alemin bizlere bütün bayramlarımızda sosyal dayanışmayı, çevremizin farkında olmayı, fakir fukarayı görüp gözetmeyi emreder ve ister. Bunu yaparken de Allah rızası için yapmamızı ister. Nitekim Kur'an-ı Hakim'de kesilen hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan sadece takvanızdır buyurulmaktadır. Allah'ın rızasını gözetmek için Allah'ın kullarını gözetmek, Allah'ın kullarının dertleriyle hem dert olmak gerekir. Kurban Bayramı bu bağlamda bize çok güzel fırsatlar sunmaktadır. Gerek mahallemizde akrabalarımız arasındaki fakir fukaraya yardımcı olma, yardım etme şeklinde kurban etlerimizi paylaşmak ve kardeşimizle yakınlaşmak gibi bir süreci yaşatır. Gerekse daha hiç tanımadığımız, belki de ileride de tanıyamayacağımız pek çok kardeşimizle yakınlaşma ve onlarla kardeş olduğumuz duygusunu yaşama hazzını bize verir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yaklaşık 40 yıldır bu bağlamda bir çalışma yapmakta. Ülke içinde, Türkiye'mizin değişik bölgelerinde, ülke dışında dünyanın çok farklı bölgelerinde Müslümanlara kurbanlarımızı götürmekte, kurban etlerimizi onlara dağıtarak yakınlaşmamızı, kardeşlik ruhumuzu, kardeşlik duygularımızı pekiştirmemizi sağlamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın yapmış olduğu bu çalışmalar gerçekten çok güzel karşılıklar bulmakta. Oradaki insanlar kendilerini kardeşlerinin unutmadığını görmekte, Allah'a ve inançlarına daha sağlam bağlanmaktadırlar. Öyle ki bazı yerlerde bu durumlardan etkilenen insanların Müslüman olduğunu bile görmekteyiz. Özellikle mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize kurban etlerimizi ulaştırmak gerçekten güzel bir hizmettir. Ben istesem bile buradan kurban etimi oraya gönderemem. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleriyle, dünyaya yayılmış bütün organlarıyla efendim bu konuda seferber olmakta, hizmeti en ücra yerlere kadar götürmekte, bizim sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı ve dualarımızı o kardeşlerimize iletmekte, oradaki kardeşlerimizin sevgi, saygı ve dualarını da bize getirmektedir. Ne güzel bir organizasyon. Buraya destek olmamız lazım. Ben bir kardeşiniz olarak geldiğim ve yapılmasını sizlere de tavsiye ettiğim bir hususu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Hanefi mezhebine göre bir evdeki bireylerin her birisi eğer nisap miktarı mala malikse onlara kurban vaciptir. Dolayısıyla bunu kesmeleri gerekir. Kurbanlarını kesmeleri gerekir. Şimdi bir evde birden çok kurban kesilmesi durumunda bunların etini dağıtmak bile sorun olabilecektir günümüz Türkiye'sinde. Ama kurbanımızın bir tanesini evimizde kesip çoluk çocuğumuzla, akrabalarımızla ve komşularımızla fakir fukarayla paylaşıp yakınlaşırken diğer kurbanlarımızı Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığımız vasıtasıyla ülkemizin değişik bölgelerinde ya da yurt dışında mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize iletilmek üzere kestirebiliriz. Bunu yaptığımız zaman da gerçekten sevabı birden çok olacağına inanıyorum ve bunu sizlere tavsiye ediyorum. Kurbanımızı paylaşalım, kardeşimizle yakınlaşalım. Allah kurbanlarımızı kabul eylesin. Bizi katında makbul ve muteber kullar arasında ilhak eylesin.